Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bilim Akademisi İşbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de yine birlikteyiz ve bu bölümdeki konumuz sentetik biyoloji olacak. Sentetik biyolojik yapılar inşa etmekte. Ne noktadayız? Bunu anlamaya çalışacağız. Bu soruya yanıt arayacağız. Peki konuğum kim olacak? Medyaskop izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isimle birlikte olacağım bugün. Koronavirüs salgını zamanından özellikle yaptığımız yoğun yayınlardan çok yakından tanıdığınız, benim de yakından tanıdığım bir isimle birlikteyiz. Bilkent Üniversitesi'nden sentetik biyoloji uzmanı doçent doktor Urartu Şeker bu haftaki konuğumuz. Urartu Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şükran, hoş bulduk. Salgındaki son gelişmeler yerine başka bir konuyla sizle konuşmak güzel. Uzun zamandır dilediğim bir şeydi aslında, salgın yerine başka bir şey konuşsak keşke diye. Bu programda buna vesile oldu. İyi ki katılıyorsunuz. Teşekkürler. Ben de sizin nasıl bir alanda çalıştığınızı bu yayında biraz daha anlayacağım bugün. Şimdi sentetik biyoloji uzmanı diye sizi ben aylardır tanıtıyorum izleyicilerimize. Bu ne demek? Bize biraz anlatır mısınız? Neleri kapsıyor sentetik biyoloji alanı? Evet, benim için de mutlu bir şey, şey dışında, salgın dışında başka bir şey, başka bir konuyla ilgili konuşuyor olmak seninle. Sentetik biyoloji, adı üzerinde biyoloji kısmı var ve sentetik kısmı var. Şimdi biyoloji kısmı olduğu için insanların algısı daha çok bunun bir biyolojik bilim olduğu ile ilgili saft tek başına. Oysa ki de sentetik biyoloji bir mühendislik yöntemi. Sentetik biyoloji, biyolojik yeni bir biyolojik sistem oluşturmak, yani biyolojik sistem ne demek? Yeni bir canlı oluşturmak için mühendislik kurallarını kullanarak farklı biyolojik olmayan ya da var olan biyolojik yapıları değiştirerek yeni bir sistematik oluşturmayı kapsıyor. Buradaki amaç, iki türlü amaç var. Amaçlardan bir tanesi canlılığın bugüne kadarki anlamayla ilgili geçirdiğimiz vakitte elde ettiğimiz bilgileri kullanmak. Bu bilgileri kullanarak doğanın ihtiyacı olmayan, yani evrimsel süreçlerin sonucunda ortaya çıkmamış ama bizim insani ihtiyaçlarımız için, yani ilaç yapmak için, tarımı geliştirmek için, hayvan sağlığını düzeltmek için yahut da karbon emisyonunu azaltmak için farklı canlılara ihtiyacımız var ya da farklı biyolojik fonksiyonlara, işlevlere ihtiyacımız var. Dediğim gibi doğanın böyle bir ihtiyacı olmadığı için bunların bir kısmını doğa yapmıyor, geliştirmiyor ya da belki birkaç milyon yıl sonra geliştirecek ya da oluşturacak. Çünkü doğa bizim ne ihtiyaçlarımızla ilgilenmiyor. Bu nedenle de uzun yıllar sonrasında biyolojik bilimlerde meydana gelen, bizim yaşam bilimi adını verdiğimiz alanda meydana gelen değişikliklerin sonucunda, elde ettiğimiz bilgi birikiminin sonucunda, bilimsel bilgi birikimi ve teknolojik gelişimin sonucunda 1990'ların ikinci yarısından sonra insanlar artık hem DNA sentezlemenin çok kolay, yani kod yazmanın çok kolay, yani biyolojik kod yazmanın daha kolay ve ucuz hale gelmiş olması, hem de onu okumanın daha kolaylaşmasına bağlı olarak acaba biz daha önce yapamadığımız bazı karmaşık sistemleri, yani daha önce sistemleri yapmamız mümkün olur mu sorusuna cevap arıyorlar. Burada tabii ki karmaşık bir sistem, bir sistemin Lego parçaları gibi tanınacak karmaşık sistemin alt bilimlerinin Lego parçaları gibi tanınacak olursak, Lego yaparken hepimiz şey yaparız, görmüşüzdür, bir kitapçık gelir, kitapçığa göre takarsın. Bu kitapçık kısmı şu anda hazır biyolojide. Kitapçık kısmını bizim sistemler biyolojisi adını verdiğimiz biyoloji kısım ortaya çıkarıyor. Biz buna bakarak var olanı yeniden takabiliyoruz ve çalıştırabiliyoruz. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi bizim artık herhangi bir organizma, tek bir organizma değil, birden fazla organizmanın içerisindeki bazı özellikleri birleştirip yeni bir şey yapmaya ihtiyacımız var. Soru, bu parçaları birleştirirken nasıl bir kurallar dizgesini takip etmemiz gerektiği. Bu kurallar dizgesini takip etmek için de elektronik mühendisliğin ve bilgisayar mühendisliğin kullandığı, çok uzun zamanlarda kullandığı şeyler var, sistematikler var. Bunlardan bir tanesi elektronik mühendisliğinde özellikle. Biliyorsunuz şu anda bizim iletişimimizi sağlayan bilgisayarların içerisinde olsun, televizyonları, pek çok elektronik cihazın içerisinde oldukça karmaşık, yüksek seviyede karmaşıklığa sahip çipler var. Bu çiplerin üzerinde elektronik devreler var. Bu devrelerin oluşum şemasını aynen bir canlı içerisinde uygulamak artık bugün mümkün. Nasıl mümkün? Biraz önce bahsettim. Kod yazmanın kolay olması, kodun çalıştıran hardware'in, yani işte donanımın artık yapmanın daha kolay olmasından dolayı biz yeni bir fonksiyonelliği, yeni bir işlevi, bir organizmanın içerisine farklı parçaları, elektronik mühendisliğin kurallarını kullanmak suretiyle koymak ve çalıştırmaya artık muktediriz. Çok basit bir örnek verecek olursak. Bir ekoli, kolibasili. Kolibasilini kullanmak suretiyle mesela işlevsel değil ama yapabildiğimiz için yaptığımız bir şey söyleyecek olursak. Mesela kolibasilinin içerisine muz kokusunu yayan, molekülleri üreten gen proteinleri ve bunları kodlayan enzimleri koyduğumuz zaman kolibasinin muz şeklinde kokmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok basit ve şey eğlenceli bir örnek olarak, biyolojik uygulaması olarak düşünebiliriz. Bu yapılmıştı mesela.
eğlencesine tabii ki. Hani bunu başka işler için de bu tabii ne buradan ne yol açıyor? Mesela aroma maddelerini yapmak için böyle bir şey kullanabilirsiniz. Hem biyoloji ama dediğim gibi doğada muz tadında, muz kokusunda olan ekoli yok. Çünkü doğanın böyle bir ihtiyacı yok. Anlıyorum. Şimdi bir parça anlamaya başladım. Medikal alandaki uygulamalar konusunda peki ne noktadayız sentetik biyolojide? Şimdi sentetik biyolojinin biraz önce bahsettiğim gibi pek çok uygulama alanı var. Aslında sentetik biyolojinin uygulama alanı insanlığın ihtiyacı olan herhangi bir alan diye tanımlayabiliriz. Bugün malzeme yapmaktan tutun da işte biraz önce bahsettiğim gibi aroma maddeleri üretmekten, ilaç maddeleri üretmekten, tedaviler geliştirmeye kadar tamamı, konuların tamamı sentetik biyolojinin konusu. Medikal uygulamalar alanında sentetik biyoloji çok hızlı ve bir gelişim sağlama potansiyeline sahip. Yani bunu tetikleme potansiyeline sahip. Bunun farklı farklı yöntemleri var. Bu yöntemlerden bir kısmı doğrudan canlılığı içeren ve canlı programlanmasıyla yapılanlar. Bir kısmı da canlının içerisindeki ana motor taşıyıcı, ana motorların, makinaların alınarak canlılık dışında bir işlev sağlanması. Birincisi için bahsedeceğimiz şey mesela şu an sentetik biyolojiyi kullanmak suretiyle yüksek maliyetli bazı küçük moleküllü ilaçların üretimini sağlamak artık mümkün hale gelebiliyor. Tabii burada kimyasal sentezden daha farklı olarak iki tane avantajımız var. Bunlardan bir tanesi yeşil bir proses. Kimyasal proseslerden daha daha hızlı da olabiliyor. Verimi hala düşük, verimi yükseltilmesi gerekiyor. Yahut da bir sentetik biyoloji kullanmak suretiyle immün sistem içerisinde. Mesela bir kanser terapisi için, kanser terapisinde kullanmak üzere kişinin kendi hücrelerini alıp yeniden programlayıp kişiye vermek mümkün. Bu CAR-T terapi adı verilen bir yöntem. Yahut da bir probiyotik organizma, bir bakteri düşünün. Bugün biliyorsunuz eczanelerde falan pek çok probiyotik satılıyor ama bunların hepsi doğal probiyotikler. Bir ilaç molekülünü kişiye doğrudan vermektense, o kişinin o ilaç molekülünü üreten bir bakteri, probiyotik bakteriyi kişiye verdiğimiz zaman kişi bu bakterinin sağladığı fayda ile yaşamını daha uygun, daha düzgün bir şekilde devam ettirebilir. Mesela bunun için bir örnek verecek olursak şu anda Amerika'daki farklı firmaların farklı metabolik hastalıklar için geliştirdiği bu şekilde sistemler var. Bunlardan bir tanesi çok yaygın ve şu anda faz 2 çalışması devam eden mesela fenilketonuri hastalığı için geliştirilmiş böyle bir sistem var. Bu sistemde yapılması planlanan şu: fenilketonuri hastalığına sahip olan insanlar fenilketonuri parçalayamadıkları için bu aminosit parçalayamıyorlar çünkü nedeninde ilgili enzim yok. Yani var ama aktif değil. Bu aktif enzimi sağlayan, üreten ve bunu kişinin bağırsağında yapan bir bakteri yapsak ve probiyotik bakteri oraya koysak kişi böylelikle fenilalanin aminositin parçası ve toksik etkilerine maruz kalmasın. Yahut da benzer bir şekilde kanser terapisi için bakterileri de kullandığımız bir sistemde taşıyıcı bir bakteri, yani bir bakteri molekülü düşünün ve kişiye zararlı olmayan, kişinin hatta bağırsaklarında yaşayan bir bakteri düşünün ve kolon kanseri için bunu kullanacağımızı düşünün. Bu bakteri kolon kanserini kullanmak üzere bazı ilaçları, mesela bu bir antikor olabilir, salgılanmasını sağlayabilir ve bunu kolonda yaşadığı için zaten sadece içerisinde o işlevi yapacak. Yani o ilacı sağlayacak mekanizmaya koyduğumuz zaman hem gidip kolonu, bu kolon kanserindeki tümörü bulsun, tümörün olduğu yerde de ilacı dağıtabilsin gibi uygulamaları var. Bunların büyük bir kısmı, bir kısmı tabii ki akademik çalışma olarak devam ediyor. Ancak akademik çalışmanın yanına sentetik biyolojinin biyoteknolojiyi kökten devrimci bir şekilde değiştirmesinden dolayı çok hızlı bir şekilde faz çalışmaları ve sonrasında kliniğe uygulanabilecek bazı çalışmalarda yürütülüyor. Bahsettiğim gibi faz 2 ve faz 3 çalışmalarında olan pek çok bu şekilde sistem var. Bunlar ek olarak şeyden de bahsedebilir biyomedikal uygulamalarda. İkinci kısımdan bahsedebilir. Biraz önce dedim ya hücrelerin olduğu, hücrelerin olmadığı. Hücrelerin olmadığı esasen tanıdık bir teknoloji. mRNA teknolojisi mesela bunlardan bir tanesi. mRNA teknolojisinde yaptığımız şey esasında kodu dışarıda programlayıp, yani kodun içerisinde, çünkü öyle bir kod yok. İnsanın vücudunda mRNA terapötiklerinin ya da aşının verildiği kodu taşıyan bir herhangi bir kod yok. O bu arada ufak araya gireyim. Bu kavramı, bu terimi de biz daha bu alanın dışında normal insanlar olarak aşılarla, koronavirüs salgınında üretilen bir aşıyla öğrendiğimiz bir kavram ve biraz da koronavirüsle ilişkilendirildi ama sadece koronavirüs salgını için üretilmiş bir teknolojiden de bahsetmiyoruz bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Bir parça da tanımlayarak biz hiç bilmeyenlere anlatır şekilde anlatırsanız. Çok kısaca söyleyecek olursak
normalde biraz önce bahsettim ya, doğanın kendi sistematiği var. Bu sistematiğin içerisinde bütün işlevsellikler meydana geliyor. Bizim biyolojik sistemin içerisinde bahsettiğimiz, yani genetik bir sistem içerisinde bilinen, öğretilen çok basit bir kural var. Nasıl central dogma adı verilir. Yani merkezi dogma. Bu da bu bilgi şu demektir. Bilginin, genetik bilginin bir proteini kodlamasını anlatır bu. Bir DNA üzerinde bir kod vardır. Kod mRNA molekülüne dönüşür. mRNA molekülü işte bu birinci aşamada transkripsiyon. İkincisi de mRNA molekülünün kodladığı bu kodu son ürün proteine dönüşürse buna translasyon adı veriliyor kabaca. Bu sistematiğe bir santral merkezi dogma kuralı adı veriliyor. Bu kural bağlamında esasında mRNA molekülü hücrenin içerisinde şu anda milyarlarca şu anda her bir hücremizde üretiliyor. Çünkü her bir farklı proteini kodluyor ya da protein olmayan bazı madde molekülleri kodluyorlar. Bu da esasında bir doğadan şey yapıyoruz, bir kopyalama yapıyoruz. Yaptığımız kopyalama şu: doğrudan bir antikor ya da bir antijen ya da bir proteini kişiye vermektense bu antijeni ya da proteini kodlayan kodu biz doğrudan hücreye dışarıdan veriyoruz. Yani dışarıda hücrede sentetik biyoloji araçlarıyla bunları birleştiriyoruz, tasarlıyoruz, birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bunu işte farklı kodlamalar yapıyoruz üzerine ve bunu sonra da tahici bazı maddelerle, ki bunlar lipid nanoparçacıklar, hücrenin içerisine girmesini sağlıyoruz. Hücrenin içerisine girdikten sonra kargoyu taşıyan lipid nanoparçacıklar açılıyorlar ve açıldıktan sonra içerisindeki kodu sitoplazmaya bırakıyor, yani hücrenin içerisine bırakıyor. Hücrenin içerisinde de o kodu tekrar çözen makineler, işte ribozom adını verdiğimiz bir birim var ve bu kullanarak son ürünü, proteini ya da antikor ya da virüse ait parçayı olabilir bu, üretiyor. Ürettikten sonra da artık o hangi işlev için kullanacaksa, immünolojik bir sistemi uyarmak için kullanacaksa, onun için hafızaya kaydedilmesi gerekiyorsa immün sistem içerisinde o iş için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Benzer şey sadece biraz önce bahsettiğin iyi oldu. Yani sadece koronavirüs için değil. Herhangi bir ilacın gönderilmesi, bu insülin de olabilir, olacak da ama daha değişik insülinlerin üretilmesi ya da başka metabolik hastalıkların dışında başka şeylerin, sistematiklerin, terapötiklerin, yani biyoteknolojik ilaçların gönderilmesi ve kullanılması için de kullanılması çok muhtemel bir sistem. Gelecekten bahsedelim istiyorum. Siz sözünüzü evet, tamamlayın. Özellikle medikal alandaki uygulamalarda, ama siz diğer alanlardan da tabii ki isterseniz bahsedin. Neler bekliyorsunuz gelecekte öyleyse? Bu doğanın taklidi nereye kadar gidecek? En sadece çok merak edilen en çok merak edilen ulaşılabilecek noktalar ya da nedir, ya da hayal gücünüz ne söylüyor size geleceğe dair bu alanda, onu merak ediyorum. Geleceğe dair hayal gücümden ziyade sayısal hayal gücümden bahsetmek istiyorum. Bir kısmı zaten şu anda uygulanabiliyor. İki tane problem var. Problemlerden bir tanesi, biraz önce bahsettim, yani giriş kısmında konuşmuştuk. Bir canlılığın oluşturulması, yani bir organizmanın, yaşayan bir hücrenin sıfırdan yapılması. Sıfırdan bir hücre yapmak ne demek? Bununla ilgili bir örnekten başlayarak devam edelim istersen. 2010'lu yılların ortasında, şimdi tam hatırlayamıyorum, yanlış tarih vermeyeyim. Craig Venter adlı bir araştırmacı ve araştırma grubu şöyle bir çalışma yapıyorlar. Bir bakterinin küçük nispeten genomundaki gen sayısı az olan bir bakteri diyelim. Bu bakterinin içerisindeki genleri sıfırdan başlayarak, sıfırdan ne demek? Kimyasallardan, bir gen oluşturan genler biliyorsunuz DNA üzerinde. DNA'yı oluşturan temel bileşenler biliyorsunuz nükleotitler. Nükleotitler de esasında işte A, T, C, G biliyorsunuz. Bunlar nerede? Kimyasal bir madde esasında. Yani bunları bugün dışarıda üretiyor olmak çok mümkün. Satılıyor da zaten. A, T, C, G şeyleri, ama bunlar belli bağlarla birbirine bağlanıp kodu oluşturuyor. Dördü. Şimdi şöyle yapmışlar onlar. Bu bahsettiğim küçük genoma sahip organizmanın içerisindeki gen sayısını işte 1000'den 500'e düşmüşler. Ve burada gördükleri 500'e hala yaşayabiliyor bu organizma. Hala fonksiyonlarını devam ettiriyor. Bu genlerin bir kısmı belki de çok hayat değildi kararını aldıktan sonra. Tek tek kodu oluşturan her bir birimi sentezleyen bugün makineler var. Bizim bunları işte oligomer diyoruz bunları. Oligomerleri sentezleyen makineler var. Böyle ki A, T, G, C, A diye gidiyor. Bunları birinci basamak birleştikten sonra bunları biraz daha büyütmenin yolları var. Yani işte 100 taneyi kimyasal olarak sentezlediniz. Bu 100 tane kimyasal olarak sentezledikten sonra biyolojik bazı enzimleri kullanmak suretiyle bu 100 taneyi 1000 yapmak mümkün. Sonra o 1000'i 10.000 yapmak mümkün. 10.000'i bir başka bir yöntemle, bir yine hücresel bazı yöntemler kullanmak suretiyle, hücreleri kullanmak suretiyle bu 10.000'lerden bir sürü iplikçik olduğunu düşünelim. Bu iplikçikleri ucuca
bir şeye, organizme birleştirebiliyorsunuz. Birleştirdikten sonra o 10 binler 100 bin oluyor, milyon oluyor. Milyon olduğu zaman da milyon tane nükleotit olmuş oluyor. O da mesela aşağı yukarı o 500 gene ne yapıyor? Kodladığı bütün kodu yeniden yapmış oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yani ne yapıyor? Kod yazılıyor, paketleniyor. Paketlendikten sonra bir önceki organizmanın içerisindeki genomu deaktive ediliyor. Bunun yöntemleri var. Edildikten sonra yani donanım içerisinde yeni yazılımı yüklüyorsunuz. Ki bu yeni sentez dediğimiz genom parçası. Ve organizmayı çalıştırıyorsunuz. Ve organizma yaşamına ve fonksiyonlarına devam ediyor. Ancak bu tabii sıfırdan bir organizma oluşturmak değil. Sıfırdan bir organizma oluşturmak yerine bunu yapabildiğimizle ilgili ilk işaretlerden, somut işaretlerden bir tanesi. Çalışmalardan bir tanesi. Şu anda benim öngördüğüm şeylerden ve şu anda üzerine çalışma yapılan şeylerden bir tanesi şu. Sadece işte biz şey biliyoruz. Şunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Ben açıkçası hani sentetik biyolojide olsun, diğer çalışmalarda olsun. Doğayı kopyalamak doğru bir yöntem değil. Çünkü doğanın kendi konteksti, kendi bağlamı var. Bağlam içerisinde çalışıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Biz kalkıp da mesela şey nedir? Helikopterleri... dan bahsedelim mesela. Helikopterli işte helikopter böceği adı verilen o şeye Yusufçuklu sanırım. Onunla aynı yöntemle çalışmıyor. Orada biz fiziksel olarak neyin mümkün olduğunu görüyoruz. Ya da uçaklarda mesela değil mi? İlk yapılan uçaklar hani bu Wright kardeşlerinin yaptığı uçakların ilk kısmı kanatları kuşlar gibi aşağı yukarı çırparak yukarı çıkmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Çünkü orada başka bir sistematik var. Orada bizim gözlememiz gereken şey kuşlara bakıp termodinamik olarak ve mekanik olarak, şey olarak, fiziksel olarak böyle bir şey mümkün. Bu mümkün sorusun. Yani kurallara uygun, fizik kurallarına bize diyor ki şeyi özgül ağırlığı havadan daha yüksek bir cisim yükselebilir. Buna bakarak biz ne yapıyoruz? İşte motorları yan taraflarına koyup uçağın havalanmasını ya da işte ön tam bir hava akımı oluşturup uçağın havalanmasını sağlıyoruz. Benzer şekilde biyolojik sistemlerde copy paste etmek yani kopyalayıp yapıştırmak yerine bize gözlem yapıp gözlemimiz sonucunda neler mümkün onu görebiliyoruz. Bir hücrenin içerisinde baktığımız zaman görmemiz gereken seçici geçirgen bir membran var. Bu membranın içerisinde farklı makineler var. Bu makineler farklı genetik kodları bir araya toplayabiliyor, dağıtabiliyor, onları okuyabiliyor. Bizim bunu yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken noktalı şeylerden bir tanesi bizim yeni bir genetik regülasyon sistemi oluşturmamız gerekiyor. Yani doğadaki genetik regülasyon sistemini birebir taklit ettiğimiz zaman hiçbir zaman sıfırdan canlı yaratamayacağız. O yüzden de bugün sadece şey değil, genetik regülasyon yani genetik düzenleme, yeni genetik kuralların oluşturulması değil, aynı zamanda genetik kuralların oluşmasını sağlayan o tekli nükleotitlerin her birinin yerine başka neler kullanabiliriz? Onların dışında başka kod bileşenleri kullanabilir miyiz ve böylelikle biz genetik kodu genişletebilir miyiz sorusuna cevap aranıyor bir yandan. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve böylelikle bizim diğer bir noktamız da şu hale geliyor. O zaman genetik kodu sadece yeniden yapmak değil, var olan genetik kodu da değiştirmek için nükleotit başına şu an değişiklik yapabiliyoruz. İşte A'dan G'ye değiştirebiliyoruz, C'den T'ye değiştirebiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Demek ki bizim bir sonraki aşamada yapmamız gereken şey, bizim elimizde iki tane şey var. Bir tanesi biz genetik kodu baştan toparlayabiliyoruz. İkincisi de genetik kodu nokta nokta değiştirebiliyoruz artık. Şimdi bunu yüksek miktarlarda yapan, hızlı yapan sistemlere ihtiyacımız var. Bunlar olduktan sonra biz artık istediğimiz herhangi fonksiyonu yerine getirmek için. Bu ne olabilir? İşte havadaki karbondioksiti çok hızlı bir şekilde tüketen bakteriler yapmak ya da işte bitkiler yapmak. Yahut da topraktaki azotu çok düşük miktarlarda da olsa o azotu kullanabilen ve ondan verimli ürün üretebilen, havadaki nemden bile su ihtiyacını karşılayabilen, düşük miktarlardaki nemden bile kuraklığa dayanıklı bitkiler yapmak. Yahut da bize işte yüksek miktarlarda ve şeyi çok düşük olan, emisyonu çok düşük olan yakıtlar yapmak, biyoyakıtlar yapmayı sağlayacak organizmalar yapmak. Yeni ilaçları sentezleyecek, ucuz miktar sentezleyecek şeyler yapmak, organizmalar yapmak. Ve şeyden bağırsaklarımızda yaşarken bizim vücudumuzda neler olup bittiğini yazıp bir yere not edebilecek ve bizim sonra o kodların içerisinde kodladığı o bilgileri yani bizim 3 aylık süre içerisinde belirli yaşam fonksiyonlarımızı nasıl geçirdiğimizi algılayıp bunları bir kenara yazabilecek yeni organizmalar yapmak mümkün olacak. Ve son olarak da bir toolbox yani bir şey gibi bir araç çantası gibi bir organizma olacak ki o şeyin içerisinde, vücudunun içerisinde işte sizin o sırada bir strese girdiniz ya da bir şeye sinirlendiniz. Hemen sizi rahatlatacak bir molekülü oradan salgılayan bir bakteri
düşünün. Probiyotik bir organizma ya da bakteri olması gerekiyor ya da bir şey, sizin hücrelerinizin bir kısmı o şekilde değiştirildiğini düşünün ve sürekli ne yapacak? Dışarı sizi o andaki psikolojinizi değiştirecek ya da sizin o andaki metabolik bazı faaliyetlerinizi hızlandıracak, yavaşlatacak, sizin kilo almanızı engelleyecek şekilde gelen yağları başka bir şeye çevirip metabolik pet yolakları değiştirecek organizmalar yapmak. Sonuncuya bayıldığımı itiraf edeyim. Hatta yani şey, kelliye bile çare bulabilecek şekilde geleceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü şu anda biyoteknoloji alanında çok ciddi bir, sentetik biyolojiyle beraber çok ciddi bir devrim yaşanıyor. İnsanlar maalesef, bizim ülkemiz hiç farkında değil bunun. Dünyada da hani bununla ilgili çok büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle Amerika başta olmak üzere, Avrupa sonra gelmek üzere ama genelde Amerika başta olmak üzere. Bizim bu disruptive, İngilizce ya da yıkıcı teknolojiler adını verdiğimiz teknolojilerin şu anda en önemli ayaklarından bir tanesi sentetik biyoloji oluşturuyor. Sentetik biyoloji şu anda tüm dünyayı değiştiriyor. Peki sizin çalışmalarınızdan da kısa kısa bahsedelim. Vaktimizin sonuna geliyoruz ama en çok öğrenmek istediğim şeylerden biri de bunlar bu programda. Şimdi bir kanser tanısıyla ilgili bir çalışmanız var. İkiden fazla var tabii ki ama bu ikisini konuşalım. Bir de virüslerle mücadele için çalışmalarınız var. Bize kısa kısa yine anlayabileceğimiz seviyede lütfen bunları anlatın. Şey, şöyle Şükran, şimdi ilk kanserle ilgili olan çalışma esasında bizim salt kanserle ilgili çalışma değil o tabii ki. O bir amaç şu orada. Biz öyle bir o şey yapmaya çalışıyoruz ki, bir organizma yapmaya çalışıyoruz ki bu organizma tabii kanseri seçmemizin amaçlarından bir tanesi hem daha ulaşılabilir olması hem de daha şey, ihtiyacın yüksek olduğu alanlardan bir tanesi olması. Yani alternatif tedavi ihtiyaçlarının yüksek. Alternatiften kastım alternatif tıp değil bu arada. Halihazırda yürüyen hücresel terapilere alternatif olabilecek yine hücresel bir terapi geliştirmek. Buradaki ama iki tane maç var. Bir tanesi tümörün var olduğu yerde görüntülemeyi çok küçük miktarlarda, yani boyutu küçük bile olsa yapabilmeyi sağlayacak bir ajan geliştirmekti. Buradaki yani tümör olduğu şüphelenen dokuda emin olmak için şöyle bir şey sistematik yarattık. Bir bakteri var. Bu bakterinin özelliği bu bakteri etrafındaki tümör, yani tümörün yakınına bir yere bırakıldığı zaman tümörün etrafında kolonize olabiliyor. Yani orada toparlanıyor ve çoğalabiliyor. Çoğaldığı zaman da etraftaki kan, yani o etraftaki dokudan geçen demir iyonlarını kullanmak suretiyle nano mıknatıslar, yani küçük boyutta, çok küçük boyutta gözle görülemeyen mıknatıslar yapıyor kendi içinde, sitoplazmasının içerisinde. Ve dışarıdan biz manyetik rezonans görüntülemeyle baktığımız zaman bunları orada görebiliyoruz. İkinci aşamasında bu çalışmanın, şu anda yürüyen bir çalışmada bahsettiğimiz bakteri hücreleri sadece görüntülemeyi sağlamakta kalmıyor. Bir sonraki aşamada orada artık o tümörün ihtiyacı olan biyoteknolojik ilacı da sağlayarak tümörün küçülmesini, yok olmasını sağlayacak bir sistematik geliştirmeye çalışıyoruz. Hangi aşamada şu an? O şu anda hayvan deneyleri aşamasında. Normal hayvan deneyleri, bununla ilgili yakında bir şeyimiz çıkacak, yayınımız çıkacak. Yani bilimsel bir yayın çıkacak. Ama onun hayvan deneyi aşamaları devam etmekte. İkinci bahsi ve buna benzer şekilde biz farklı metabolik hastalıkları, özellikle tek gen hastalığı adı verilen pek çok metabolik hastalığı çözümlemeyi sağlayabilecek farklı işlevler meydana getirmeye çalışıyoruz. Yani farklı organizmalar yapmaya çalışıyoruz. Önce bahsettiğim fenilketonür ile ilgili yine bir çalışmamızı kurguladık. Çünkü fenilketonür Türkiye'de çok yoğun görülüyor ve fenilketonür ile ilgili yapılan, yani şu anda biraz önce bahsettiğim bir firma zaten bunu yapıyor ama firmanın yaptığıyla, çünkü hani şöyle bir şey var. Kanser terapisi için pek çok ilaç var. Neden? Aynı hedefe yönelik pek çok ilaç var. Çünkü birisinin fonksiyonu farklı, ötekinin fonksiyonu farklı oluyor. O yüzden de hani bu şey değil, daha önce yapılmış bir şeyi yeniden yapmak değil. Bu bilakis yenilikçi bir yaklaşımla aynı probleme başka bir çözüm sunmak. Biz de benzer bir çözüm sunmaya çalışıyoruz şu anda, hedefliyoruz orada. Onun yanı sıra yine benzer şekilde memeli hücrelerini farklı şekilde programlamak suretiyle memeli hücrelerinin özellikle enfeksiyon hastalıklarında immünoterapi ajanı olarak kullanılmasını sağlayacak farklı işlemler yapıyoruz. Diğer ikinci kısımda viral hastalıklar özellikle. Çünkü virüslerle ilgili yapılan çalışmalar maalesef küçük moleküllerden öteye çok fazla gidemiyor. Biz de burada farklı sistemler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine hem mRNA teknolojisini kullanmak suretiyle hem de farklı hücreleri programlamak suretiyle virüslerin üzerinde var olan ve hücre girişlerini sağlayan bazı proteinleri bloke ediyor. Onları engelleyici bazı şeyler, sistematikler geliştirme, bazı proteinler, bazı engelleyici moleküllerle, böyle ki virüsün dışı yapışkan esasında, sizin
epitel hücrelerimize yapışıyor ve yapıştıktan sonra içeri giriyor ve orada kendini çoğaltıyor. Çoğalttıktan sonra farklı hücrelere, o hücreyi patlatıyor ve çıkıp başka hücrelere gidiyor. Biz bunu ilk aşamada, yani virüsün dış tarafındaki yapışkan tabakayı bizim üreteceğimiz yeni moleküllerle, proteinlerle kaplamak suretiyle onun hücrenin içerisinde girmesini engelleme amacındayız. Ve bunu yapmak üzere de, bunu yapmak için de oldukça fazla yani şey dost hücreler, yeni dost hücreler yapmaya çalışıyoruz. Ki bu yapışkanları şey yapacak, sıvayacak diyelim, onu bloke edecek, kaplayacak moleküller üretebilsinler ve böylelikle virüsler hücrenin içerisine girmesin. Aynı şeyi tabii ki bir yandan baktığınız zaman hücrenin içerisinde ya da vücudun içerisinde yapar iken diğer taraftan bunu kullanmak suretiyle, çünkü zaten o yapışkan kısımlar virüsü yakalayabildiği için eğer bunu mesela sabit bir protein üstüne yapışkan kısmı bloke eden protein takarsak ne olacak? İşte birinci yüze yapı, onun üstünde virüs tutacak ikinci protein ve virüs tutup bunu tanı için kullanmanız. Yani çok az miktar bir örnek aldınız, onun içerisinde 10 tane virüs var. Virüs ve çöktürme şansınız olacak böylelikle. Bunun içine geliştirdiğimiz sistemler var. Bunların da yayınlarını yapmıştık, hatta ben paylaştım ve patentlerini falan almıştık. Ve burada şunu bahsetmek gerekiyor. Bu alan, sentetik biyoloji alanı genel olarak ticaretleşmeye çok yakın bir alan. Biraz önce bahsettiğim gibi yıkıcı bir teknoloji olması dolayısıyla da pek çok var olan sistemin yerini kısa zamanda alacağını umut ediyoruz. Peki son sorumda sizin bu alana geliş yolculuğunuzla ilgili olacak. Kişisel bir hikaye de merak ediyorum burada. Sizi sentetik biyoloji alanına hem de akademiye geldiğiniz bu noktaya hangi rüzgar attı? Benim esasında ben sonrasında Steve Jobs'ın o ünlü 15 dakikalık Stanford konuşmasına, yani o mezuniyet konuşmasına atıf yapmayı isterim burada. Nedeni de şu açıkçası, ben ilk başta hani Steve Jobs çok hoşlandığım bir insan olmamakla beraber kişilik olarak konuşmanın içerisinde geçen bir cümle var. Gerçekten şeylere baktığım zaman gelmiş gitmiş noktaları ileriye doğru bakarak birleştirmek imkansız, ama geriye doğru baktığım zaman evet gerçekten de hani esasında hepimiz içgüdüsel olarak bir silsile takip ediyoruz. Benim şöyle oldu, ben esasında pek çok insan bilmiyor olabilir. Benim lisansım gıda mühendisliği bölümünden. Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. Gıda mühendisliği bölümünü pek çok biliyorsunuz ülkemizde maalesef üniversite girişlerinde her zaman istediğiniz gibi her şey yoluna gitmeyebilir. Benim de öyle oldu. Fakat benim öteden beri sevdiğim bir şey vardı. Ben kütüphanelerde vakit geçirmeyi hem sakin olmasından dolayı hem de serin olmasından dolayı çok seven bir insandım. ortaokul zamanlarından beri. Hatta şey vardır, Ankara'da Adnan Ötken İlk Halk Kütüphanesi vardır, Kumrular Sokak'ta. Orada çok vakit geçirdim. Benzer şekilde Hacettepe'de özellikle birinci sınıfta çok sıkıldığım zamanlarda derste bazen dersleri bırakıp bir hafta bazen şey yapıp çok kütüphaneye giderdim. O günlerden bir tanesinde kütüphanede süreli yayınların olduğu bölümü gezerken ve hiçbir fikrim olmayan dergiler öyle işte kapaklarına bakıp gezerken Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin American Applied and Environmental Microbiology adı verilen bir dergisi var. Bunun için rastgele bir sayfayı açtım. Burada bu insanlar kurgu hikayesi sanırım, yok gerçek bir hikaye. Dergiyi de sonra buldum. Onun içerisindeki sayfalardan bir tanesinde biyoplastik nasıl yapılabilir? Genetiği değiştirmiş bir organizma biyoplastik yapabilir mi? Adlı bir makale vardı. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey bilmiyordum. Biyoloji bölümü kitaplarından birkaç tanesini alıp anlamaya çalıştım ve hatta bütün günümü onu anlamakla geçirdim. Ondan sonra çok etkilendim. Yani bir bakterinin içerisinde bir molekül üretmedik molekül üretmek ve onu ürettikten sonra da onu kullanmak suretiyle plastik yapmak ve bunun biyobozulur bir plastik olması fikri beni çok heyecanlandırmıştı. O zaman evet, ben gerçekten biyolojiyle daha fazla ilgilenmeliyim sorusu cevap buldu. Tabii üniversiteye tekrar girmek gibi bir şeyim olmadı. Aynı bölümde devam ettim. Şansım şu anda rahmetli olan Mehmet Tutu hocamız vardı. Onun laboratuvarında biraz, o zamanlar tabii böyle şu anda lisans öğrencileri laboratuvarda çok fazla alıyoruz. O zaman çok kolay değildi. Sağ olsun kendisi büyük bir kolaylık sağladı ve laboratuvarda çok fazla vakit geçirdim. Bu benim tabii farklı farklı şeyleri okumama neden oldu. Sonrasında master ve doktoramı moleküler biyolojide yaptım. Buradan yola çıkarak. Nerede yaptın? Master'ımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı da açıkçası ilk önce University of Washington'da İTÜ'de başladım. Sonra geçtim. University of Washington Seattle'a. Çalışmalarımı tamamladım. Orada devam ederken açıkçası biraz daha genetiği değiştirmiş malzemeler merkezi adlı merkez kurmuştu hocamız. Orada çalışıyordum. Orada çalıştıktan sonra o sırada tabii ki çok fazla yurt dışında olmanın en büyük avantajı budur. O yüzden herkes yurt dışına belli bir süreçte çıkması gerektiğini düşünmekteyim.
çok fazla, yani ekosistem çok geniş olduğu için orada çok fazla farklı seminerleri farklı insanlardan dinleme şansınız var. O sırada santrifik biyoloji ile ilgili ilk çalışmalarla ilgili bazı, bu bahsettiğim sene tabii 2008-2009 seneleri ne duymaya var 2008 gibi, evet, duymaya başladım. Ondan sonrasında da 2009 senesinde doktordan mezun olduktan sonra santrifik biyoloji ile ilgili de bazı başvurular yaptım ama işlem yaver gitmedi. O sırada tabii başka aksilikler falan da oldu. Çok istemesem de istemediğim bir alanda, biyofotonik alanında, çok farklı bir alan hala, biyofotonik alanında Singapur'da Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin doktor sonrası araştırmalarıma devam ettim, başladım. Orada uygulamalı fizik bölümünde başladım. Orada farklı proteinleri, rekombinant protein üreterek onların farklı nanoparçacıkları, yarı iletken nanoparçacıkları etkileşimleri kullanarak farklı sensör sistemleri yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de şansım Jay Kiesling adlı University of California Berkeley'den bir hoca orada ziyaretçi olarak gittiğinde onun seminerlerine katılma şansım oldu. Ve bunları dinlerken ben artık sentetik biyolojiyle bir yandan okuyordum ama bu alanı çalışmalıyım. Ve bunun üstüne ben Amerika'da ve dünyanın farklı yerlerinde 30'dan farklı sentetik biyoloji çalışan laboratuvara başvurdum. Hepsinden de red aldım. Çünkü geçmişim tutmuyordu. Çok haklı olarak onlarda geçmişim tutmadı. Tam o sırada redlerden ama yani kendi alanımla ilgili, yani biyofotonik ve biyomalzeme ile ilgili farklı alanlardan yine çok severek gitmeyi isteyebileceğim üniversitelerden kabuller de aldım. Ama ben alanımı değiştirmeye karar vermiştim. Sentetik biyolojiyi öğrenmeye karar vermiştim. Burada da açıkladığım gibi ya bunu yapacağım ya da başka bir şeyle uğraşmayacağım diye. Ve ondan sonrasında yine bu çalış şeyleri yaparken başvuruları MIT'de şu anda kendisi de MIT'den ayrıldı. Kurduğu şirketlerin başına geçmek için. MIT'de biyoloji mühendisliği öğretim üyesi olan ve o zaman Sentetik Biyoloji Araştırma Merkezi'nde de yeni laboratuvarını kuran Timothy Liu adlı hocayla iletişime geçmiştim. Ona da mail atmıştım. O bana şöyle bir dönüş yaptı. Dedi ki senin dedi background, yani geçmişin bizim yine şeyimize çok uymuyor ama bizim malzemeyle ilgili bir projemiz var dedi. Ve biz burada santrifik biyoloji kullanmak istiyoruz. Fakat bana da malzemeyle ilgili kimse başvurmuyor. Eğer kabul edersen seni bu projeye alayım. Malzeme kısmıyla ilgili bize yardımcı ol. Biz de senin santrifik biyoloji öğrenmene yardımcı olalım. Farklı projelerde yer al. Benim hayatımdaki kırılma noktası santrifik biyolojiyle ilgili olan bu kısım değişti ama geri dur baktım. Eğer ben malzemeyle ilgili ve daha önce yaptığım, yani biyomalzemeyle ilgili ve biyofotonikle ilgili daha önceki, çünkü çok iyi çalışmalar yapmıştık oradaki hocalarımızla ve arkadaşlarımızla. Onun verdiği şey olmasa, o süreci devam etmemiş olsam, yani bir hayal kırıklığıyla aman ben de bu işte olmuyor diye vazgeçmiş olsam herhalde hiçbir zaman bu teklifi almayacaktım. Bu teklif de benim hayatımı değiştirdi. Ve yepyeni bakış açısı kazandırdı. Bugün artık sentetik biyolojiyle ilgili pek çok alanda, yani Türkiye'deki hala tek grubuz maalesef, ve pek çok alanda üretim yapıyoruz, geliştirme yapabiliyoruz. Dünya tanınırlığımız var. Oldukça iyi yerlerde yayınlar yapma şansımız var. Ama sadece salt yayın yapmak değil, bunlar aynı zamanda uygulanabilir, insanların hizmetini sunabilecek hale de gelmeye başladık. Tabii Türkiye'de şu an pek çok öğrenci dünyanın çok iyi laboratuvarlarında devam ediyor. Doktora çalışmalarına, doktora sonrası çalışmalarına. Burada Türkiye'de bu kültürün gelişmesi için sentetik biyolojinin oturması, sentetik biyoloji lafının farklı, yakın zamanda göreceksiniz, farklı bürokratik şeylerin içerisine, işlemlerin içerisinde yer almasını böyle zorlaya zorlaya ya da işte insanları göstere göstere, çünkü bu çok önemli bir alan, sağlamak şansına da eriştim. Ve bunu da şu anda Türkiye'deki ciddi laboratuvarlarda, yani sentetik biyolojide çalışan bir laboratuvarı kurmak ve burada çalışıyor olmaktan gayet mutluyum. Benim hikayem bu şekilde. Beni bu rüzgarlar attı. Çok farklı alanlardan, çok farklı yerlerden geçtim diye söyleyebilirim. Bu bağlamda herhalde genel olarak dönüp baktığımda evet, demek bir silsile varmış yani. Hani benim bu bütün sürecimi tamamlayan bir silsile var. Benim hikayem bu şekilde. Herkesin hikayesi farklı oluyor. Ama dediğim gibi hani her zaman öyle istediğiniz her şey istediğiniz anda olmuyor. Ben de 2010 senesinde santrifik biyolojiye başlamayı yapardım. 2007 senesinde santrifik biyolojiyle çalışmayı düşünüyordum ama bu ancak 2011 senesinde mümkün oldu. O teklifi almasaydım dediniz. Aslında ben acaba o kütüphanedeki o makaleyi görmeseydiniz nasıl bir hayat çizginiz olacaktı onu merak ettim. Başka bir zaman belki bunun üzerine sohbet ederiz ama evet. Duyduğum gerçekten bu programdaki en keyifli ve tabii ki tesadüfi bir kariyer değil ama en ilginç tesadüfi dönüm noktalarından birine sahip de bir hikaye sayenizde dinlemiş oldum. Evet. Ya yani şunu söylemek gerekiyor. Çok kısa hocam. Çok kısa şey bu hani yani bu neredeydi bu söz bilmiyorum ama hani
aramıyor olmak, arıyor olmak her zaman bulmaya neden olmuyor ama bulmanın birinci şartı arıyor olmak. O yüzden hani uğraşmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Urartu Şeker. İyi ki katıldınız. İyi ki hem sentetik biyolojinin ne olduğunu en iyi yazılardan birinden dinledik sayenizde, hem de ilk kişisel hikayenizi dinledik. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek üzere diyelim size. Evet, teşekkürler. Evet, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Sentetik biyolojiyi bir parça anladık diye düşünüyorum bu programda. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Bilkent Üniversitesi'nden sentetik biyoloji uzmanı Doçent Doktor Urartu Şeker bizlerleydi. Bilim Akademisi işbirliğiyle yaptığımız bu popüler bilim programı her hafta Perşembe akşamı yayında. Bizleri takip edin. Medyascope Plus YouTube kanalındayız. Kanalımıza abone olmanızı tabii ki sizden rica edeceğim. Yayını beğenip paylaşırsanız da bizlere destek olabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle.